Sayın Numan Kurtulmuş şu anda aramıza teşrif etmişlerdir. Siz saygıdeğer katılımcılarımız adına değerli büyüğümüz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum efendim. Ula! Sayın Başkanım, 3 Ekim 2021 tarihinde yine böyle güzel bir ortam içerisinde Ünye'mizde yaptığımız hizmetleri, kurdelesini birlikte kesmek nasip olmuştu. O gün kestiğimiz kurdelenin içerisinde hizmete açtığımız tesislerde beton santralimiz, konkesörümüz, ham maddemiz, en önemlisi de sıfırdan kurduğumuz bu tesislerimizin tüm araç parklarını da temin ederek ve aynı zamanda Panorama Restoran, Asarkaya Kent Ormanımız, Tilla Kafemiz gibi sosyal tesislerimizin ve diğer yatırımlarımızın kurdelesini kesmiştik. Gene o gün temelini de attığımız ve bugün de inşallah sizlerin başımızda olduğu bu günde, bu mutlu günümüzde de kurdelesini keseceğimiz bu tesislerimizin de temelini atmıştık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da katkılarıyla ve destekleriyle yan tarafımızda amatör spor kulüplerimizin spor kompleksini, spor tip faaliyetlerini yürütmek üzere gelen gençlerimizin geldiklerinde giyinme, soyunma, barınma ve aynı zamanda diğer ihtiyaçlarını görebilecekleri, bu tesisin içindeki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları oluşturulmuş bir kompleksi gençlerimize kazandırıyoruz. Bununla beraber aynı zamanda gençlerimize sporlarını yapabilmeleri için sahaları ürettik. Şu ana kadar 10 tane semt sahası oluşturarak, 3 tane de basket semt sahası oluşturarak gençlerimizin buralarda vakitlerini geçirmelerini, geleceğe kendilerini daha sağlıklı bir şekilde hazırlamaları için bu imkanları oluşturduk. Bunun da haricinde gene günümüzün en sıkıntılı ve problemli olan konularından bir tanesi de trafik sorunu. Ki buna da baktığımızda trafik sorununun temelinde en çok insanlığın kaynaklı sıkıntıları görüyoruz. Onun için özellikle çocuklarımızın genç yaşta trafik bilinciyle yetişmesi, geleceğe trafik bilinciyle hazırlanması için 5000 metrekarelik alanı içerisinde donatılarıyla birlikte çocuklarımız için çocuk trafik eğitim pistini de bugün inşallah hizmete açacağız. Mahallelerimize 5000 metrekarenin üzerinde olan 2 tane meydan, aynı zamanda da 5000 metrekarenin üzerinde olan Yaşam Park ve Gültepe parklarını da bu süreç içerisinde hayata geçirdik. Ünye Belediye'mizin sahadaki peyzajlarının düzenlenmesi, çalı bitkilerinin de aynı zamanda yetiştirilmesi noktasında Dokan'ın da destekleriyle Ünye'mize güzel bir serayı kazandırdık. Ve Ünye Belediyesi'ne yük olan peyzaj bitkileri maliyetini de buradan ciddi anlamda azaltmış olduk. Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ve Aş Evi'ni inşallah hizmete açacağız. Sosyal tesisler anlamında Ünye Belediyesi olarak Karadeniz bölgesinde yerel yönetimin bizatihi kendisinin işlettiği tesisler bakımından en güçlü belediyeyiz. Onun için buradan özellikle bu tesislerimizin altyapısını güçlendirerek misafirlerimizin ve hemşehrilerimizin çok daha verimli istifade etmesine imkan sağlayacak. Özellikle şehrimizin batı kesiminde Batı Park diye millet bahçemizi yapıyoruz. 70.000 metrekarelik alan içerisinde yıl sonu itibariyle onu da inşallah tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Karadeniz'in kıyısındayız ama Karadeniz denize girme noktasında bu kadar cömert davranmıyor. Onun için yarı olimpik yüzme havuzu ve fitnesslarıyla vesairesiyle bir kompleks halinde bir tesisi de inşallah yıl sonuna kadar hizmete kazandırmış olacağız. Kadınca Yaşam Merkezi'ni de aynı bölgede hizmete sunarak kadınlarımızın
keyifli vakit geçirecekleri ve günlerini sıkılmadan geçirebilecekleri bir mekanı da yıl sonu itibariyle yetiştirmeyi planladığımızı arz etmek istiyorum. Sayın Başkanım, bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında özellikle sizlerin bizlere çok büyük destekleri var. Ne zaman Ankara'ya gelsek kapınız bize sonuna kadar açık. Elimizi hep üstümüzde tuttunuz. Bizlere o sıcak kalbinizi açarak Ankara'da ne derdimiz varsa, ne sıkıntımız varsa, nerede bir tıkanan problemimiz varsa sizler bunların aşılmasında ve çözülmesinde hep destek verdiniz. Size şahsım ve hemşehrilerim adına yürekten teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Valimizin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, DOKAP'ın, DOKA'nın süreç içerisinde bizlere verdiği desteklere, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın da ciddi katkıları oldu bu süreçte bunların hayata geçirilmesine ve çalıştığım mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerime ve muhtarlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hep beraber bu başarılı çalışmaları, hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Zaten Ünye özgür ağırlığı yüksek bir kent. Aynı zamanda çok kıymetli belediye başkanımızın yaptığı çalışmaları hayranlıkla zaten izliyoruz. Bizler de bunun altyapılarını büyükşehir olarak oluşturuyoruz. Biz güçlü bir iliz. Güçlü bir kadromuz var. Bu güçlü kadroyla birlikte bu çalışmaları yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi ordumuza da 19 ilçemize de ve bunlardan güzel bir yöremiz, şehrimiz, Ünye'mize de birçok hizmetler yapılıyor. Bugün az önce başkanımızın anlattığı gibi çok değerli işler çıkmış, çok güzel işler çıkmış. Çocuğumuzdan yaşlımıza kadar, erkekten kadınlarımıza kadar buradan faydalanacak ve istifade edecek güzel hizmetlere imza atılmış Ünye'mizde. Bu manada belediye başkanımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu güzel mekanda bizleri buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Bu güzel mekanın oluşmasında emeği geçen arkadaşlarımızdan Allah razı olsun, başta belediye başkanımız olmak üzere. İnşallah Ünye'mize, Ünye'nin gençlerine, Ünye'nin evlatlarına, insanlarına güzel hizmetler yapılan bir mekan olarak burası uzun yıllar hizmet eder, güzel hizmetler eder diye temenni ediyorum. Şunu söylemek isterim. Türkiye olarak fevkalade güzel bir sürecin başındayız. Ne diyoruz? Cumhuriyetimizin ikinci asrı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olsun. Yani her alanda Türkiye şimdiye kadar sürdürdüğü atılımlarını daha da güçlendirerek, daha da kuvvetlendirerek bu yürüyüşüne devam etsin. Bunun için hiçbir ayrım gözetmeksizin bu ülkeye hizmet eden bütün insanların işlerini en iyi şekilde yapabilmesi bu işin aslıdır. Görevimiz ne olursa olsun her birimiz bu görevleri en iyi şekilde yapacağız. Hem seçilmişler, hem atanmışlar, hem belediye başkanlarımız, merkezi yönetimdeki insanlar hep beraber her alanda güçlü bir şekilde olacağız. Yetmez. Bu milletin ana dinamiklerini oluşturan sivil toplum da çok güçlü şekilde olacak. Hep beraber seçmenler olarak 5 yıldan 5 yıla oy verdik ve bitti demeyeceğiz. Devletin, kamunun işlerini, belediyelerin özel olarak yapılan işlerin hepsinin hem destekçisi hem takipçisi olacağız. Böylece Türkiye yakalamış olduğu bu ivmeyi çok daha güzel bir şekilde ileriye götürecek. Türkiye'nin güçlenmesinin yolunun da mutlaka şehirlerimizin güçlenmesinden geçtiğini bileceğiz. İşte az evvel Büyükşehir Başkanımız da ifade etti. Karadeniz'in en önemli, en stratejik noktalarından birisi Ünye'dir. Ordu genelidir, özellikle de Ünye'dir. Buranın daha ileriye gidebilmesi için Ünye halkına teşekkür ediyoruz. Her türlü desteği veriyor ama Ünye halkının da bu süreçlerde yapılanların hem birebir destekçisi hem de takipçisi olmasını istiyoruz. Böylece daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. İşlerimizi daha iyi bir şekilde yapacağız. Ve Allah'ın izniyle bizden öncekilerden aldığımız Türkiye'yi bizden sonrakilere çok daha güçlü bir şekilde devredeceğiz.
Evet, 3 numaralı odamızı hangi kulübümüzün kullanacağını belirleyeceğiz. Ünye Beşiktaş Kartal Spor Kulübümüz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. 3 numaralı odamız rica ediyor, arz ediyoruz efendim. 6 numaralı odamız Feriz Çakmak Gençler Birliği Spor Kulübümüzü tebrik ediyoruz. 4 numaralı odamız Ünye Gençler Birliği Spor Kulübümüzü tebrik ediyoruz. 5 numara Ünye Futbol Kulübümüz oluyor. Tebrik ediyoruz tüm kulüplerimizi. Hayat boyu sağlıklı. Bu güzel tesislerin inşası için alın teri döken, emek sarf eden bütün devlet büyüklerimizden razı ol. Bu tesisleri kendilerinden sadaka-i cariye olarak kabul eyle ya Rabbi. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Herkes makaslarını aldı. Bu tesislerimizin iyi halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.